Canlılığın en temel özelliklerinden birisi diğer canlılarla iletişim halinde olmaktır. En basit organizmadan tutun en kompleksine kadar. Bu durum temel bir ihtiyaçtır. Şu anki bilgilerimizde iletişim konusunda en sistematik davranan canlı türünün insan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insan beyninin en önemli motivasyonu merak ve öğrenme arzusudur. Bilinmeze karşı olan merakı o kadar büyüktür ki etrafındaki isimsiz nesneleri ve olayları tanımlayabilmek için harf ve kelimeleri icat etmiştir. Hatta bununla da yetinmemiş, tanımladığı bu kalıpları dil ve yazı aracılığıyla diğer insanlara da aktarmak istemiştir. Kimisi bunu ateş başında hikayeler anlatarak yapmıştır, kimisi ise mağaranın en dip köşelerinde gizlice dedikodular yaparak. Bu bölümde konuşmaya başlayan insanın hikayesini dinleyeceğiz. 3 bölümden oluşan bu mini seride beynimizdeki konuşma merkezlerinden tutun, yabancı bir dil öğrenmenin beynimizdeki etkilerine kadar ilginç bir yolculuğa çıkacağız. Kutsal Roma İmparatoru Charlemagne der ki, İkinci bir dil bilmek, ikinci bir ruha sahip olmaktır. Şimdi dil bilmenin ne kadar önemli olduğunu tabii ki de biliyorum. Ama 2019 yılının Eylül ayında bilimsel bir toplantı için Güney Kore'ye gittiğimde Charlemagne'i çok daha iyi anladım. Latin harfleriyle kodlanmış beynim Kore alfabesi karşısında adeta kutusundan yeni çıkarılmış sıfır bir beyin gibi davranmıştı. Eğer telefondaki çeviri uygulamaları ve Kore kelimelerinin altında küçük harflerle yazan İngilizce kelimeler olmasa çok daha ilginç anılarla dönebilirdim. Gerçekten ilginç bir histi. Çünkü her gün gördüğünüz sıradan şeyler bile bir anda anlamını yitirmişti. Örneğin burada hemen her gün kullandığınız Windows'un Japonca arayüzünü görmektesiniz. Eğer görsel semboller olmasa neyin ne olduğunu anlamanız bir anda imkansız hale dönüşüyor. Olur da Arapça arayüzü bir Windows'a bakarsanız bu sefer işin içine değişen karakterlerle beraber yazının yönü de eklenecektir. Şu an için dünya üzerinde yaklaşık 7000 adet dil konuşulmakta ve bunlar sadece birkaç örnek. Hatta hayatımıza giren yeni teknoloji sayesinde bilgisayar ve makinalarla iletişim kurmamızı sağlayacak yeni kodlama dilleri ürettik. Özetle neyle iletişim kurmak istiyorsak onun diline hakim olmak şart. Peki söz konusu dil ve kelimeler olduğunda beynimiz açısından nasıl bir durum söz konusu? Bildiğiniz üzere gerek dini metinler gerekse de bilimsel veriler insanın ortak bir atadan geldiğini öne sürer. Aralarındaki temel fark ortak atanın kim olduğu ve bu sürecin nasıl geliştiği kısmı ile ilgilidir. Şimdi hal böyle olunca bu durumda herkesin aklına şu soru gelmektedir. Madem ortak bir atadan geliyoruz, neden yeryüzünde bu kadar çok farklı dil var? Açıkçası hem din hem de bilim kendi perspektifinden bu soruya cevap vermeye çalışmıştır. Örneğin İncil ve Tevrat'ta geçen kutsal metinlere göre dillerin hikayesi Babil denen topraklarda başlar. Bilmeyenler için belirtelim. Bugün Bağdat'ın yaklaşık 85 kilometre güneyinde yer alan topraklarda antik dönemde Babil adlı bir bölge bulunmaktaydı. Buranın halkı bir gün gökyüzündeki Tanrı'ya ulaşmak için bir kule yapmaya karar vermişti. Tabii o günler insanlar tek bir dil konuştuğu için çok iyi anlaşıyorlardı ve kule zamanla gökyüzüne yükselmeye başladı. İnsanların bu girişimini bir kibir göstergesi olarak algılayan Tanrı ise bu duruma çok öfkelendi ve kuleyi inşa eden insanları lanetleyerek her birinin farklı bir dil konuşmasına neden oldu. Bunun üzerine kişiler birbirleriyle sağlıklı iletişim kuramadığından kulenin yapımı zamanla yavaşladı ve sonunda durdu. Nihayetinde birbirinden farklı dil konuşan işçiler de dünyanın dört bir tarafına giderek farklı dillerin yayılmasını sağladı. Diğer taraftan bilim dünyasına baktığımızda bu konuda çok detaylı görüşler olduğunu görürüz ama en özet haliyle bu farklılığın göçler ve toplulukların birbirlerinden soyutlanması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Aynı dil ve kültürü paylaşan toplumlar bile küçük alt gruplara ayrılıp farklı yerlere göç ettiklerinde bu durum gözlenmiştir. İnsanların yerleştikleri yerlerdeki coğrafi özellikler, farklı komşuluk ve yaşam tarzları adeta dillerinin yeniden şekillenmesine neden olmuştur.
Bu genel bilgilerden sonra asıl konumuza geçelim. Şimdi dil kelimesinin Türkçe karşılığına baktığımızda birçok anlam görürüz ama ilk anlamı ağzımızın içerisinde çeşitli fonksiyonları olan tat alma organı olarak geçer. Dille ilgili günlük hayatta kullandığımız bir diğer ifade olan lisan kelimesi de Arapça kökenli olup yine organ olan dil anlamına gelmektedir. Aslında benzer bir durum İngilizce için de söz konusudur. Language kelimesine baktığımızda bu kelimenin Latince dil organı ile ilgili anlamına gelen lingual kelimesinden türemiş olduğunu görürüz. Yani söz konusu konuşarak iletişim kurmak olduğunda tüm anlam neredeyse dil adlı bu organa yüklenmiştir. Konuşma dediğimiz eylem beyinde başlayan ve içinde ses telleri, larynx, dudak, solunum sistemi ve birçok yardımcı kasın yer aldığı oldukça kompleks bir fizyolojik süreç olmasına rağmen neden tüm anlam sadece dil adlı organa yüklenmiştir? Çünkü eski toplumlar konuşmanın dil aracılığıyla gerçekleştiğine inanıyordu. Herhangi bir kafa yaralanma sonucu konuşma yeteneğini kaybeden kişilere özel sıvılarla gargara yaptırılır ya da dillerine çeşitli masajlar uygulanırdı. Benzer şekilde bazı durumlarda dildeki kanı akıtmak ya da buralara sülük koymak da uygulanan tedaviler arasında yer almaktaydı. Uzun yıllar boyunca konuşma eylemi dil adlı organa yüklense de bilimsel olarak ilk kez Fransız hekim Jean-Baptiste Bouillot 1825 yılında konuşmanın beyinde frontal loblar tarafından kontrol edildiğini öne sürmüştü. Ama bu konudaki ilk önemli keşif yaklaşık 35 yıl sonra bir başka Fransız hekim olan Paul Broca tarafından gerçekleştirilecekti. Broca 1861 yılında Louis Victor Le Bon adlı bir hastayla tanıştı. Hastanedeki herkes bu kişiye tan diyordu. Çünkü bu kişinin ağzından sadece tan kelimeleri çıkmaktaydı. 30 yaşına kadar normal konuşma yeteneğine sahip olan bu kişi zekasında hiçbir sorun olmamasına rağmen bilinmeyen bir nedenle yıllar önce konuşma yeteneğini yitirmişti. Tan öldükten sonra otopsisini yapan Broca çok ilginç bir şey keşfetmişti. Adamın beyninin sol ön kısmında bir bölge hasarlanmış gözüküyordu. İlerleyen aylarda konuşma bozukluğuna sahip hastaları yakından takip eden Broca bu kişilerin ölümlerinin ardından beyinlerini inceledi ve sonuç aynıydı. Tıpkı tanım beyninde olduğu gibi bu kişinin beyinlerinde de benzer bölgelerde hasarlar söz konusuydu. Broca bunun üzerine bu bölgeyi konuşma merkezi olarak tanımladı. Günümüzde ise bu bölgeye yapılan keşiften dolayı Broca alanı denmektedir. Bu keşiften yaklaşık 10 yıl sonra Alman nörolog Karl Wernicke beyinde bir başka bölge keşfetmişti. Hastalarından biri normalde konuşabilse de kurduğu cümleler kelimelerin rastgele kullanıldığı anlamsız cümleler oluyordu. Hatta bu kişi okuduğunu ve duyduğunu anlamakta da zorlanıyordu. Hastanın ölümünün ardından yapılan otopsi incelemelerinde Broca alanından farklı bir yerde. İşitme korteksi ile angular gyrus'un arasında bir bölgede lezyon olduğu görülmüştü. Bu bölgeye de keşfi gerçekleştiren Wernicke'nin adı verilmiştir. Beyne yan taraftan baktığımızda işitme ve konuşma merkezlerinin birçoğunun özellikle şu hat boyunca yer aldığını görürüz. Broca alanı sözcük oluşturma içerisinde motor kalıpların doğduğu ve eyleme geçirildiği yerdir. Yani larynx, dudak, ağız, solunum sistemi ve konuşmaya yardımcı olan kasların yönetimi için oluşturulmuş motor kalıpların doğduğu yer burasıdır. Örneğin Broca alanı zarar gördüğünde kişi söylemek istediklerine karar verebilir. Ancak vokal sistemler kişinin niyetlendiği sözcükler yerine yalnızca bir takım sesler çıkarır. Diğer taraftan Wernicke alanı yüksek zihinsel süreçler açısından oldukça kritik bir bölgedir. Çünkü bu bölge dilin çözümlenmesi ve yorumlanmasını sağlar. Wernicke alanı ağır derecede zedelenmiş bir kişi çok iyi işitebilir. Hatta değişik sözcükleri tanıyabilir. Ancak bu sözcükleri belirli bir düşünceyi tanımlayabilmek için anlamlı bir sıra ve düzene koyamaz. Benzer şekilde bu kişi yazıları okuyabilse de anlamlarını kavrayamaz. Broca, Wernicke ve diğer ilgili merkezlerde meydana gelen bu tip durumlardan dolayı oluşan dil ve konuşma bozukluklarına genel anlamda afazi denmekte olup bu durumun çeşitli alt tipleri bulunmaktadır. Broca ve Wernicke alanları arkuat demet denilen bir yapı ile birbirine bağlıdır ve bu yapılar konuşma süreci içerisinde oldukça yakın ilişki içerisindedirler. Gelin ne demek istediğimizi ufak bir örnekle anlatalım.
Örneğin işittiğiniz bir kelimeyi söylediğinizde sırayla şu olaylar meydana gelir. Önce birincil işitsel alan sesleri algılar. Ardından algıladığı sesleri Wernicke alanına göndererek burada yorumlanmasını sağlar. Sonrasında belirtilecek düşünce ve söylenecek sözler yine Wernicke alanında oluşturur ve Arkuat Demet aracılığıyla Broca'ya iletilir. Broca sözcük oluşturmayı denetleyen motor kalıpları etkinleştirir ve bu bilgiyi hemen yanında yer alan konuşma kaslarının yönetiminden sorumlu ilgili motor korteks alanına iletir. Hemen burada Wernicke alanının kilit bir rolünden bahsedelim. Dilin kavranmasını sağlayan bu özel alan görme korteksimiz ile de yakın ilişki içerisindedir. Çünkü sizin de deneyimlediğiniz üzere benzer bir fizyolojik durum okuma sırasında da gerçekleşir. O nedenle bir kitap okuduğumuzda basılı sözcüklerin görsel imgelerini değil, sözcüklerin kendisini ya da dildeki anlamlarını algılarız. Mesela bu görselde yazılı bir kelimeyi okuyup söyleme sırasında gerçekleşen fizyolojik olayları görmektesiniz. Bu sefer görme korteksinde oluşan uyarı angular gyrus adlı yapı ile yine Wernicke alanına iletilir ve bundan sonra gerçekleşen süreç az önce size anlattığım şekilde meydana gelir. Son olarak şunun altını çizelim. Oldukça özet bir şekilde anlattığım bu sürecin oldukça karışık bir fizyolojik olay olduğunu unutmayın lütfen. Günümüzdeki tıp kitaplarında Broca sözcüklerin oluşturulduğu alan, Wernicke ise dilin kavrandığı alan olarak geçse de aslında bu bilgi bir miktar eksik sayılabilir. Sonuçta bir YouTube videosu için bu kadar teknik bir ayrıntıya girmek anlamsız olsa da konunun detaylarını merak edenler, Broca'nın incelediği iki beynin yeniden incelendiği şu çalışmaya bir göz atabilirler. Broca'nın 1860'larda incelediği iki kişinin beyni tarihi önemleri nedeniyle iyice korunarak Paris'te bir müzede sergilendiğinden araştırmacılar 2007 yılında bu beyinleri yeniden inceleme şansı bulmuşlardır. Çalışmanın sonuçları Broca'nın keşfettiği bölgeye ek olarak başka yerlerde de hasar olduğunu göstermekte. Yani sonuç olarak gerek bu çalışmanın bulguları gerekse de günümüzde yapılan beyin görüntüleme çalışmaları Broca ve Wernicke'den farklı bazı bölgelerin de dil konusunda önemli olabileceğini öne sürmekte. Şimdi buraya kadar beyinde yer alan dil merkezlerini konuştuk ama burada önemli bir ayrıntı var. Bildiğiniz üzere beynimiz iki yarı küreden oluşmakta ve konuşma da dahil olmak üzere birçok merkez hem sağ hem de sol yarı kürede yer almakta. Peki biz hangi taraftaki konuşma merkezini kullanıyoruz ve bu neden önemli? Bir sonraki videoda sinir bilimin en ilginç vakalarından olan ayrık beyinli hastalarda gerçekleştirilen deneyler eşliğinde bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız.